Yazar Haldun Açık Sözlü'ye Selahattin Demirtaş kitabı sattığı için saldırı. Yazar Haldun Açık Sözlü'nün kitap standı Selahattin Demirtaş kitapları sattığı gerekçesiyle dağıtıldı. Saldırıyı başlatan ve yöneten bir kişi polis tarafından gözaltına alındı. Peki neden? Tiyatrocu ve yazar Haldun Açık Sözlü, Karabük Safranbolu Belediyesi'nin Neyle Dizler Kültür Merkezi'nde açtığı kitap fuarında Karabük Ülke Ocakları üyesi bir grup tarafından saldırıya uğradı. Açık Sözlü olayı sosyal medya hesabından, Selahattin Demirtaş kitapları sattığım için mandallar standımı bu hale getirdiler, diye duyurdu. Açık Sözlü, sosyal medyada yaptığı yayında, linç girişimine maruz kaldığını ve üzerine çay döküldüğünü belirtti saldırıyı başlatan ve yöneten bir kişinin polis tarafından gözaltına alındığı öğrenildi. İşte Haldun Açık Sözlü'nün o paylaşımı. Cin modeli. Halkın ekseriyeti konuyu tamı tamına anlamış durumda. Ben yine de nostaljik bir hatırlatma babında konuyu özet geçeyim. Bizim kuşakların çocukluğunun en sadık arkadaşı Cin Ali'den binlerce kez özür dileyerek. İşin uzmanları, büyük iktisatçı Cin Ali'nin ekonomi politikalarını anlamak için yıllardır çırpınıp duruyorlar. Çoğu iyi niyetli bu ekonomistler, her türlü ekonomi teorisiyle analiz etmelerine rağmen yine de Cin Ali'nin ekonomi politikaları tam olarak çözemiyor. Cin Ali'nin gerçekte ne yapmak istediğini bir türlü kavrayamıyorlar. Çünkü ekonomi bilimini biliyor ama cinaliyi bilmiyorlar. Caba dünyada bir tek cinalinin bildiği bir ekonomi modeli keşfedilmiş olabilir mi diye bir kez olsun düşünmüyorlar. Niye olmasın? Kazanın doğurduğuna inanıyorsunuz da. Aslında meseleyi çözmek için ilkokul birinci sınıfı okumuş olmak yeterli. O nedenle halkın ekseriyeti konuyu tamı tamına anlamış durumda. Ben yine de nostaljik bir hatırlatma babında konuyu özet geçeyim. Bizim kuşakların çocukluğunun en sadık arkadaşı Cinali'den binlerde kez özür dileyerek. Affet beni Cinali. Demirtaş'ın ikinci tutukluluğunda iki yıl doldu. Selahattin Demirtaş'ın ikinci kez tutuklanmasının üzerinden iki yıl geçti. Demirtaş'ın avukatları müvekkillerinin tutuklanması gibi tahliyesinin de siyasi bir karar olacağı görüşünde. Eski HDP eş genel başkanı Selahattin Demirtaş'ın ikinci kez tutuklanmasının üzerinden iki yıl geçti. Ancak Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararlarına rağmen Demirtaş tahliye edilmiyor. Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi, Türkiye'den Demirtaş'ın tahliyesini istedi. Demirtaş'ın avukatı Benan Molu, Demirtaş'ın bir an önce tahliye edilmesi gerektiğini belirterek aksi durumda Türkiye'nin Avrupa Konseyi'nde üyeliğinin askıya alınabileceğini kaydetti. Demirtaş'ın bir diğer avukatı Mahsuni Karaman ise Demirtaş'ın siyasi rehine olduğunu belirterek tutuklanması gibi Demirtaş'ın tahliyesi de siyasi kararlı olacak dedi. Diyarbakır'da gözaltına alınan dönemin HDP eş genel başkanı Selahattin Demirtaş, 4 Kasım 2016 tarihinde Diyarbakır'da tutuklanarak Edirne Cezaevi'ne sevk edilmişti. Demirtaş hakkında açılan dava güvenlik gerekçesiyle Ankara'ya alınmıştı. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Dairesi'nin ihlal kararına rağmen eski HDP eş genel başkanı tahliye edilmedi. Tahliye kararı sonrası yeni dava. Ankara'daki yargılamayı yapan 19. Ağır Ceza Mahkemesi, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Büyük Daire'nin dosyayı görüşmesinden önce 2 Eylül 2019'da Demirtaş hakkında tahliye kararı verdi. Ancak İstanbul'da örgüt propagandası yapmak iddiasıyla 4 yıl 8 aylık kesinleşmiş cezası bulunduğu gerekçesiyle Demirtaş cezaevinden çıkamadı. Demirtaş'ın avukatlarının başvurusu üzerine 4 yıl 8 aylık ceza, Anadava'dan tutuklu kaldığı süreden mahsup edildi. Bu kararla Demirtaş'ın tahliyesinin önünde engel kalmadı. Ancak Demirtaş, 20 Eylül 2019 tarihinde Kobani soruşturması kapsamında Ankara'da ikinci kez tutuklandı. Demirtaş'ın ikinci kez tutuklanmasının üzerinden iki yıl geçti. Böylece, Demirtaş'a özgürlük yolu bir kez daha kapatıldı. Bundan sonra ne olacak? Gözler, bundan sonra ne olacağına çevrildi. Demirtaş'ın avukatları Benam Ammolu ve Mahsuni Karaman, yargı sürecine ilişkin DV Türkçe'ye konuştu. Avukat Ben Molu, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararlarının ardından Demirtaş'ın özgürlüğüne kavuşması gerektiğine işaret belirterek, şunları kaydetti. Aymin verdiği iki karar doğrultusunda Demirtaş'ın bir an önce tahliye edilmesi, yargılandığı dosyada beraat etmesi, onun dışında bir hapis cezası aldıysa bunun bozulması gerekiyor. Buna bağlı olarak diyelim ki avukatlıktan men edildiği ya da Türk Ceza Kanununun 53. maddesi kapsamında seçimlere katılması mümkün değil ya da parti kapatma kabul edilirse siyaseten yasaklanma kararı alındı. Bütün bu karar dahil olmak üzere bu sonuca bağlı olarak başına gelen bütün olumsuz sonuçların ortadan kaldırılması gerekiyor. Demirtaş tahliye edilmezse ihlal prosedürü başlar. Avukat Molu, Türkiye'nin Bakanlar Komitesi ve AİM'in kararlarını uygulamaması halinde Türkiye'nin Avrupa Konseyi üyeliğinin askıya alınabileceğini kaydetti. Tutuklu aktivist Osman Kavala'nın Bakanlar Komitesi'ndeki sürecinin bu süreçte belirleyici olacağını ifade eden Molu, şu değerlendirmeyi yaptı. Osman Kavala'da da aynı direnç söz konusu. Ve Kavala bırakılmıyor. O yüzden de daha önce bütün Avrupa Konseyi tarihinde bir kez uygulanan bir yöntem var, bu kararları uygulamayan devleti tekrar ahme şikayet etmek, onun hakkında bir ihlal prosedürü başlatmak. Burada da hem Avrupa Konseyi statüsü, hem de insan hakları sözleşmesi gereğince ilgili devletin, bu örnekte Türkiye, üyeliğinin askıya alınması, üyelikten çıkarılması ya da seçimlere katılmasının engellenmesi gibi yaptırım. AYM 2 yıldır dosyayı görüşmüyor. Avukat Molu, ikinci tutukluluk nedeniyle 7 Kasım 2019'da Anayasa Mahkemesi'ne bireysel başvuruda bulunduklarını belirterek, buna karşın AYM'nin 2 yıldır karar vermemesini eleştirdi. Molu, AYM başvurumuzla ilgili hızlı bir şekilde karar vererek Demirtaş'ı özgürlüğüne kavuşturması gerekirken, karar vermekten ısrarla kaçınıyor. Bu sebeple Bakanlar Komitesi kararı gereğince bir an önce başvuruyu inceleyip ihlal kararı vermesi yönünde sorumluluk düşüyor, ifadesini kullandı. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Türkiye'nin savunmasını istedi. AYM'nin dosyayı halen görüşmemesi üzerine Demirtaş'ın avukatları, ikinci tutukluluğu Mart 2020'te Ahmet aşımıştı. Bu konuda Türkiye'den yeni savunma isteyen Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi, Anayasa Mahkemesi'nin Demirtaş açısından tüketilmesi gereken etkili bir iç hukuk yolu olup olmadığını da ilk kez tartışmaya açtı. Adalet Bakanlığı ise, Ahme gönderdiği savunmada, AYM'nin hangi kararını ne zaman vereceğini AYM'ye söylemenin yargı bağımsızlığına aykırı olacağını iddia etti. Bakanlık, Demirtaş'ın 6-8 Ekim Kobani olaylarının esas sorumlusu olduğunu öne sürdü. Mahsuni Karaman, Demirtaş Siyasi Rehine Demirtaş'ın bir diğer avukatı Mahsuni Karaman ise, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararlarıyla Demirtaş'ın siyasi rehine olduğunun tescillendiğini belirterek, Demirtaş'ın ne zaman tahliye olacağı konusundaki beklentisini ise şöyle özetledi, Recep Tayyip Erdoğan'ın yaratmak istediği, kısmen de yarattığı ve kurumsallaştırmak için çaba gösterdi. Bir kez daha aday olarak tamamlamak istediği bu sistemsel dönüşümün önünde engel olarak görülen Sayın Demirtaş'ın halen içeride tutulması belli ki halen onların bu siyasal amacına hizmet ediyor.